Efendim merhabalar, yeni hallere hoş geldiniz. T24'ün YouTube kanalında bilimden, çevreden, iklim değişikliğinden söz ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Alper Can Kılıç. Alper iletişimci, ekoloji aktivisti ve aynı zamanda permakültür tasarımcısı. Bunların hepsini merak etmeyin. Birazdan soracağız kendisine ne demek diye. Hoş geldin Alper. <laughs> hoş bulduk. Ben istediğim ki Alper'le bugün gıda konuşalım. Çünkü işte en son çok gündeme geldi. işte domuz etimi yiyoruz bir şeylerin arasında falan derken ama aynı zamanda orada zeytinyağının içinden pamuk yağı çıktı. Ne ararsan çıktı. Evet. Ee, şeyler, kırmızı biberler kırmızı biber değilmiş. Bu, bu tür haberler <laughs> arada bir oluyor ama değil mi? Böyle bir şey var. Böyle bir döngüsü var evet. onun. Ben hatırlıyorum yani çok uzun, ben, çocukluğumdan hatta belki işte şey o iyice pul biber değil de böyle toz biber <laughs> işte kiremit ...şey rendeliyorlarmış toz biberin içerisinde Hep böyle bir kendi döngüsü var hakikaten. Umur Dündar'la özellikle çok <laughs> öğrendiğimiz... ...gıdada sahtecilik ve merdiven altı üretim dediğimiz şey... ...maalesef hala devam ediyor. Ediyor, ediyor. Çok da fena ediyormuş. Bunu Ama birazcık çok... unutulmuştu sanırım gündemden dolayı. Hani başka çok kötü gündemler olduğu için maalesef. Şimdi arada böyle şeyler de duyunca... Bu arada evet, o kadar haklısın evet. ki yani o da gündeme girdi. Evet. O kadar daha kötü gündemler araya girdi ki Çıktı. o konuyu yine atladık gittik. Artık yani. böyle bu tip haberleri arka planda takip edip hatırlatan bir gazetecilik anlayışı da var. Hani işte domuz eti çıkan haberle ilgili mesela iki hafta sonra onun sonucu da şöyle olmuş diye artık mesela YouTube'da shortslarda. Sırf He, onunla ilgili çıkan, Takibini yapıyor değil tabii mi? Tabii tabii takibini yapan durumlar. Takip e, haberciliği. Değişti yani biraz aslında. Gündem çok hızlı olduğu için. Çok doğru bu. Hakikaten öyle. Ama neyse biz gıda konuşalım evet. yine de. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim orada Ben çok basit bir soruyla başlayayım istiyorum. Hı. Birinci soru şu. Biz diyelim ki marketten alışveriş yapan insanlarız. Hı hı. Gidiyoruz işte salçamızı, yağımızı, zeytinyağı, ne bileyim normal çiçek yağı. Günlük alışverişimizi, etimizi, sütümüzü marketten alışveriş yapıyoruz. Herhangi bir marketten. Dolayısıyla evet. ambalajlı, markalı ürünler tüketiyoruz. Biz gerçekten çok acayip kanserojen mi alıyoruz bünyeye? Yani şimdi şöyle, gıdaların çoğu işlenmiş gıdalar. İşlenirken de aslında kimyasal bazı işlemler yapılıyor çoğu gıdaya. Ee, çoğu gıdanın da zaten üreticisinin doğrudan kim olduğunu bilmiyoruz. Ya da işte gıdanın etiketinde bir e, içindekiler bölümü var. Ama normalde o gıda üretilirken kullanılan pestisitlerin mesela olduğu bir başka liste yok. Doğru. Yani asla bilmiyoruz biz o gıdanın içerisinde gerçekten ne var. Ee, işte bazı gıdaların içinde mesela şeydir işte eser miktarda içinde atıyorum nohut bulunmaktadır falan gibi yani alakasız bir ürün içerisinde alakasız bir şey ya da işte hiç e, gıdayı da geçtik bazı gıda ürünlerinin tekstil ya da işte atıyorum mısırın bebek bezinde kullanılması ama işte üretilen mısırın sağlıklı olup olmadığını bilmiyorsun sonuçta insan vücuduna temas eden bir şey oluyor gibi yani e, tarladan çıkan şeyin tam olarak muhteviyatında ne tip kimyasallar olduğunu biz aslında hiç bilmeden o marketin içerisine giriyoruz ve hiçbir şekilde o içinde ne olduğunu anlamamızın da hiçbir ihtimali yok diyebiliriz. Bir de böyle Gönül rahatlığıyla <laughs> diyebiliriz. <laughs> Peki orada bir takım böyle, böyle malzemeler oluyor. Mesela kodlar oluyor. İşte yani evet. O katkı maddelerinin de böyle bir kodları hı hı. var filan. E 403 bir, bir vesaire. ha. Ama onun ne olduğunu daha bir fikrimiz yok. Hatta ben bir bir keresinde kafayı taktım. Bulduğunda da bir şey anlamıyorsun. Yani hı. hani bulduğun şey de sana hiçbir şey ifade etmiyor. Sanki her şey biz onu anlamayalım diye özel olarak tasarlanmış yani, gibi. tabii o kodların hani isteyen işte senin gibi araştırmak isteyenler olduğunda açıp bakıyorsun. İşte en bilinenlerinden sodyum glutamat var ya da işte renklendirici kodlar var. Yani kodu renklendirici için bir seri var atıyorum. Tam ben de uzman değilim bu arada yani gıda mühendisi değilim. Ben de seri gibi aynı kaygıları yaşadım. Hani yavaş yavaş öğrendim vesaire ama hani yine de bir uzmanı olamadım. Çünkü o ayrı bir alan hı hı. ve şey yani o gıdaların saklanması için şimdi düşündüğümüzde mesela et ürünleri bir etin zaten dolapta saklanma süresi belli normalde ama hani Olağandan daha uzun süre saklanması gerekiyorsa, o zaman ona koruyucu bir kimyasal bulanmış oluyor zaten. En çok mesela e, bu e, salam, sosis tarzı ürünlerde özellikle daha çok kullanılan bir şey, hemen etiketinde görebiliyorsun. E, ama hani onun insan sağlığına etkisi normalde insan sağlığı için zararlı olmadığı da söyleniyor bu arada. Yani hani endüstriyel bir ürün bunu işte insan sağlığı gözetilerek üretildi yani sonuçta size ze zehir yediriyoruzu resmi bir şekilde söyleyecekleri bir dünyada da yaşamıyoruz yani o yüzden aldığımız bütün ürünlerin hemen hemen hepsinde marketten bunlar var o yüzden de biz mesela hani ne yiyoruz kısmında daha çok e, gıda toplulukları diye bir konu var mesela e, gıda toplulukları dediğimiz şeyde biz üreticiye doğrudan ulaşmaya çalışıyoruz çünkü aslında yediğimiz şeyin sağlıklı olmasının başka bir yolu pek yok yani bildiğim. Peki tam onu söyleyecektim şimdi. Ee, evet. Marketten aldıklarımız içinde bir takım, yani buradaki en temel sorun aslında anladığım bir içine giren koruyucular, hı hı. koruyucu madde bir sorun. Biz bilmiyoruz onun içinde ne var ne yok, ne koruyucu madde var. Ki koruması çok sağlıklı olmadığını gösteriyor çünkü bir şeyin niye bozulmasın ki sorusu hemen akla geliyor. Hı hı. İki bir de o aldığımız gıdanın ham maddesinin ya da neyse işte tarlada eğer bir meyve sebze ise diyelim ki salça alıyoruz ve domatesin tarlada hangi şartlar altında üzerine ne sıkılarak üretildiğini bilmiyoruz. İkinci şey de bu nokta bu. Tabii. Bir de üretildiği tesisin üçüncü noktada da ha, ne nasıl kadar bir tesis olduğunu tabii bilmiyoruz. Yani, paketleme işte kullanılan paketin gıdaya uygunluğu sonraki aşamada. Sonra tabii bunun görünmeyen etkileri de var. Ee, i̇şte ben mesela permakültüre giriş ya da işte permakültürle ilgili bir şey anlatırken bir tane çay poşetini anlatıyorum. Ee, i̇şte bildiğimiz poşetli çaylar var ya hı hı. E, onların aslında arka planında neler olduğunu ve e, içtikten sonra da nereye gittiğini yani bir poşet çay bile aslında sadece bir poşet çay değil İşte arka planında onun e, işte liflerinin o şey dışındaki e, şeyin poşetin üretilmesi için Fabrikada mesela bir çalışma oluyor. İşte selüloz kullanılıyorsa ağaç yani kesiliyor sonuçta bir yerde. O ham madde temin ediliyor. Enerji kullanılıyor, su kullanılıyor. Sonra sen onu içiyorsun. Kettle'ını yakıyorsun, işte ısıtıyorsun, elektrik kullanıyorsun sen yine. İşte sonra içtikten sonra da e, idrarın için geliyor, tuvalete gidiyorsun. <laughs> Yayında söylemek doğru mu bilmiyorum ama. Çiş geliyor vallahi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sonra onu gidip kanalizasyona gönderiyorsun. Orada da arıtılmadan doğaya karışabiliyor vesaire. İşte vücuduna mikroplastikler giriyor sana poşetten çay içtiğin için falan. Yani aslında küçücük şeyde bile öyle bir mevzu var ki önünde ve arkasında. Ee, yani hikaye uzun bir. Her şeyi yani. bu şekilde düşünmek gerekiyor ama o zaman hani da da. <gülüyor> <gülüyor> hani eko anksiyete denen bir şey var biliyorsun. Ee, hani bu sefer de eko anksiyeteden kurtularak onu bir çözüme dönüştürme mücadelesi oluyor. İşte o noktada yani çok böyle felsefik şeylere doğru gidiyor konu. İşte hayatı basitleştirmek mi lazım? İşte yani bunu yaparken kentin içerisinde bence en güzel çözüm doğrudan bazı ihtiyaçlarını doğrudan karşılayabileceğin üreticilere ulaşmak. Bunu da aslında komşularınla birlikte yapabilirsin gibi. Hem de yani bu öğrenilecek bir şey. Ee, i̇çine girdiğinde sürekli hayatında işte en azından biliyorsun ki işte çayım temiz zehir atılmayan bir yerden geldi. Ee, gönül rahatlığıyla içtiğinde mesela tık bir düşüncen gitti. Hmm. Yavaş yavaş yani az, azaltarak, azaltarak temizleyerek. Tabii bunun bir sonu yok. Hani her zaman biraz biraz zehirlendiğimiz bir sistemde yaşıyoruz zaten her açıdan. Evet doğru. Sokakta yürürken bile egzoza maruz kalıyoruz büyük şehirlerde yani. Evet sadece. Birisine bu bilinci aktarırken o yüzden o anksiyete oluşmasın diye de yavaş merak etmeyiz zaten o sistemin içinde yaşıyoruz. Sürekli zehirleniyoruz. En azından bazı şeyleri azaltmak için hani bu bilince kavuştuktan sonra da araştırmalarımızı sürdürüp kendimizi biraz daha temiz hissetmek, daha zehirlenmemiş hissetmek için. Peki orada hemen şunu soracağım. Bunu anladık. İşte böyle bir sistem var. Şimdi işin öteki tarafına geldiğinde de somut olarak iki tane sorun oluyor. Yani şunu bahsediyorum. Bir üreticinin bilinçli olması lazım. Niye? Hı hı. Şimdi sen köydeki yumurtayı aldığını zannediyorsun ama köydeki çiftçi tavuğunu beslerken aslında ucuz diye gidip yine ilaçlı bir tavuk yemi alıyor. GDO'lu atıyor. GDO'lu atıyor. Hı. O giydi tavuk onu yiyor. Sen aa ne güzel ben doğada işte kendi kümesinde bakan adamdan kadından hı hı. alıyorum diyorsun ama aslında hikaye öyle çıkmıyor ki bu çok sık rastlanan bir durum. Ben hı hı. yani köyde de işin köy tarafında da yaşadım çocukluğumda çok gittim geldim vesaire köye hani öyle bir bilinç hiçbir şekilde yok İlaç atarlar. Nasıl atmayacaksın da ne yapacaksın ilacı falan diye hep herkese öyle bir akıl verir işte evet. domatese salyangoz gelmesin ona ilaç atmadan hayatta yapamazsın falan denir gibi. Bir burada bir bilinçlenme lazım. İki yani bileceğiz ki o hakikaten onların hiçbirini kullanmadı kendi ürettiği hmm. ürünlere. İki e, ben ona erişebileceğim bir erişim zorluğu var çünkü hmm. market hemen kapımın ucunda. Üç e, bence en kritik şeylerden bir tanesi e, arada devasa fiyat farkları oluşacak. Hmm. Yani e, ekolojik doğal ürün aldığımız zaman işte iki katı ödeyeceğiz gibi bir. Handikap var karşımızda. Şimdi buradaki sistemde merak ettiğim şey şu. Ama bir yandan da e, netice itibariyle bu tarımı, yani şu mümkün mü? Sorum şu. E, bu işler büyüse, yani bu tip bilinçli üreticiler, işte e, doğal yöntemlerle ürün yetiştiren insanların hmm. sayısı artsa ve günün sonunda e, bu insanlar artık işte o aracılarla, simsarlarla vesairelerle uğraşmak zorunda kalmasa kabzımallarla tarım ürünleri için. Dolayısıyla biz aslında üreticiye daha yakınsasak yakınlaşsak e, bunların maliyetlerini aşağı çekmek mümkün hale gelebilir mi? Şimdi günümüzde doğru zannedilen yanlışlar listesine doğal e, zehirsiz gıdanın pahalı olduğunu direkt yazmak gerekiyor bence. Doğru değil diyorsun. Doğru değil. Doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> Sana söylüyorum de. <laughs> evet, çünkü neden? Ee, yani şöyle, bazı e, gidip siz marketten organik sertifikalı ürün almaktan bahsediyorsanız, e, yani herkese söylüyorum, o zaman doğru. Yani onun fiyatı yüksek, evet. Hı -hı. Ama biz doğrudan, doğrudan üreticiyle iletişim dedik ya. Bu da aslında bir örgütlenme gerektiren bir konu tabii Yani tek başınıza da yapabilirsiniz. Yapanlara sorabilirsiniz nasıl yaptıklarını. Mesela bana sorabilirsiniz. <laughs> yani şeyi ulaşmak değil mi orada? Doğrudan üreticiye ulaştığımız zaman. Şimdi Hı -hı. biz mesela 2014'ten beri işte Kadıköy'de gıda topluluğu vardı. Taksim'de vardı. Yani sonra Türkiye'nin birçok yerinde İzmir'de de kuruldu. Ankara'da zaten vardı. Yani böyle gıda toplulukları konusunu başta bir, bir tık anlatmıştım aslında da. Bu aslında inanılmaz önemli bir şey çünkü üreticiye yani birçok faydası var. Birincisi zehirsiz gıdaya ulaşıyorsun. İkincisi üreticiyi tanıyorsun. Yoldan geçerken yolun kenarında ürün aldığın köylü gibi tanımıyorsun ama. Hani yani gidiyorsun üreticiyi ziyaret ediyorsun, arkadaş oluyorsun. Mesela üreticimizin yanında biz gidip kamp kurduk, kaldık kaç gün onunla birlikte ürettik. Zaten orada görüyorsun yani bir de bu konuları anlamıyorsan bile bu konulardan bununla ilgili de bizim şeyimiz var mesela form üretici formumuz. İçinde böyle o üreticinin zehirsiz üretim yaptığını anlayabilmek için mesela çapraz soruların olduğu bir form düşün. Hı hı. Hiçbir şey bilmesen bile işte tamam şunu şunu yaptın ama böcekle nasıl mücadele ediyorsun? Böcekle mücadele ettin ama işte hani sen toprağını nasıl besliyorsun besliyor musun gibi atıyorum böyle bir takım spesifik soruların hmm. olduğu bir form. Bunu böyle Bunu gıda topluluğu olarak yapıyorsunuz. Gıda topluluğu olarak bizci araştırıyoruz. Çok özür dilerim araya girdim ama devam edelim. Tabii, tabii. Son kullanıcı olarak gıda topluluğuna ulaşıyorum. Doğru mu anlıyorum? Evet. Yani yolu tarif topluluğuna etmek için. geliyorsun sen de. Ben de diyorum. İstiyorsan sen de kurmak istiyorsan evin uzaktır mesela ya da işte o bölge uzaktır. Kendin de kurabilirsin. Ya da o topluluğa katılıp hani onlar sipariş verdiğinde mesela biz şimdi geçen gün 75 kilo ceviz aldık üreticiden doğrudan. Hani piyasa fiyatının altında diyebileceğimiz bir rakamda aldık. Ama nasıl oluyor? Mesela benim evime geliyor 75 kilo ceviz. Senden dağılıyor. <laughs> ben tartıda hepsini böyle bölüyorum ya da işte normalde hani bu örgütlenmeyle ilgili belki çok iyi örgütlenemediğimiz için. Yani arkadaşlar da gelebilir. 5 kişi de yapabiliriz hı hı. o işi. Ben kardeşimle yapıyorum. Şu an en son öyle yaptım. Bölüştürüyorum. Herkes gelip mesela şu an hala yazıyorlar bugün müsait misin? Mesela sabah akşam işten gelince falan. Geçerken alıyorlar. Hı hı. Hem mahallede böyle bir kültür yani yok olan bir mahalle kültürü var ya bu çok önemli bir şey aslında. Hem onun da yeniden canlanmasını sağlayan bir şey oluyor. Hem gıdaya daha ucuz hep birlikte ulaşıyoruz. Hani şimdi sadece bir ceviz almışsın oluyor mudur kardeşim falan denebilir bu arada. Ama hani atıyorum ceviz de alıyoruz başka ne, ne bulursak o şekilde temiz sırayla alıyoruz gibi düşünelim hı hı. hani işte zeytin alıyoruz zeytinyağı alıyoruz peynir en azından üretici temel tanıma işini nasıl yapıyorsunuz üretici tanıma işi aslında yıllarca gelişen bir konu bizim için kontaklarla falan ee, işte hani bu Kadıköy'de de Taksim'de de vardı dedim ya biz çok büyük çalıştaylarda düzenledik İşte gıda toplulukları birleşerek ve kooperatifler gıda tüketim kooperatifleri yani kendi üreticilerimizi çağırdık oralara hepimiz birlikte tanıştık yani bütün Herkes birbiriyle tanıştığı ortamlar yaratıldı Pandemide bu kesildi biraz Ama sonuçta biz o ilişkileri sürdürüyoruz ve o Jargon olarak yani hani temiz gıda, zehirsiz gıda Gıda da zehir varmış işte zehirsiz sofralar Kampanyası var mesela 2018'de başlayan Hani önemli adımlar Buğday Derneği'nin başlattığı ve daha sonra 110 Sivil Toplum Örgütü'nün katılımıyla çok büyük bir platforma dönüşen bir kampanyaydı o. Hala devam ediyor bu arada kampanya. Yani bilinçlendirme amaçlı artı pestisitlerin yasaklanmasını da sağladı. Yani yanlış hatırlamıyorsam 23'te en son 23 tane bizim soframıza biz farkında olmadan gelen pestisit mesela bu kampanya kampanya yasaklandı. Çünkü işte Tarım Bakanlığına gidildi, oraya gidildi, buraya gidildi. O listesi var. 460 tane aslında çok tehlikeli pestisit kullanılıyor. Hı hı. Bülent Şık'ın da bu konuda çok büyük evet. araştırmaları var zaten sağ olsun. Domates, portakal falan benim hiç aklıma gelenler. Domates meselesini bayağı evet. Hani ben. hem pestisit var hem böyle mesela portakalda inanılmaz Fukuoka başka konulara kaymak istemiyorum çok ama. <laughs> Hani onun da bahsetti. O da bir ziraat mühendisi, doğal tarımın Yolu diye kitabı var. O da portakalcılık yapıyor diyelim ve pirinç tarlası susuz pirinç üreten bir e, tohum topunu icat eden kişi. O mesela şeyi gözlemliyor yani işte portakalları üstüne renklendirmek için bir şeyler atılıyor. Hmm. Yani hani olmamış toplanıyor, renklendiriliyor. İşte duymuşsunuzdur mesela salatalık kamyonu yükleniyor, küçücük üstüne bir şey sıkıyorlar yolda büyüyerek geliyor falan saltalıklar böyle hormon Hep öyledir muz sarartılıyor işte. Yani, yani. muzun sararması yine bir tık daha da, masum doğal, evet. ama şey yani işte hani onu sarartmak için de kükürt atan var hmm. hızlı sararsın falan diye. Peki bir şey soracağım çok özür dilerim yine araya Olur. girdim ama. Yok. E, biraz Yok. evvel konuştuğumuz Yok. o yolculuk vardı ya ben çünkü izleyen insanlar şeyi de e, öğrensinler istiyorum. E, şimdi bir gıda topluluğuna nasıl ulaşacağız? Yani insan nasıl etrafında bunu bulur? Hı hı. Dernekler aracılığıyla mı bulur? İnternetten mi bulur? E, kendi kurmak isterse belki birilerinden yine bir danışmanlık yardım alması gerekebilir hı hı. vesaire. Referanslara en azından diyelim ki benim başıma şöyle geldi. Benim bir arkadaşım gazetecilik yapıyordu. Bal üretmeye başladı Istranca dağlarında. Hı hı. E, başıma geldi derken yani ben o balı bir şekilde aldım. Nasıl oldu? Ha, bir arkadaşımız Dinliğiniz yine ortak. Mi? Yok Saner diye bir arkadaşım. Hı hı. Ee, çok güzel. Sosyal medyada da paylaştım. Yani ben acayip böyle bir şey yemedim yani hakikaten. Hı hı. Ee, inanılmaz bir balı var. Sonra ne oldu? Ben mahalledekilere hani şey olsun diye hem onlar da iyi bir şey yesinler diye evet. söylemeye başladım. Ama bir süre sonra şöyle oldu. Senin bu 75 kilo ceviz hikayesi gibi bana hafiften fenalık gelmeye başladı. Evet. Çünkü böyle ben alıyorum 10 tane 20 tane falan. Dağıtması, dağıtması zor, oldu. Dağıtması zor i̇şte oluyor. Onları direkt sonra bağlantıya öyle. geçirdim ama yani bir şekilde hallettim. O da onu. güzel olmuş. Ondan sonra insan nasıl o yolu bulacak? Yani ki ben oturuyorum evimde ve hakikaten şimdi Hı -hı. izledim bunu ve dedim ki ya doğru, ben de bunu böyle tüketeyim artık dedim. E, bunun yolu ne? Ya aslına bakarsanız şimdi hani kötü deneyimlerden de bahsetmek gerekiyor Hı. da mesela açık gıda ağı diye bir ağ kurmuştuk. Biz bir platform Böyle senin gibi işte ben temiz gıda tüketmek istiyorum ama bu pratik hesabı da yapılsın. İşte gideyim bir yerden teslim alayım hem de uygun fiyata alayım diyen insanlar için bir platform kurmuştuk. Yani kullanılmadığı ve kendini döndüremediği için yeterince kapatmak zorunda kaldık mesela. O çok güzel bir girişimdi ama başaramadık orada onu yaymayı. Hmm. Ee, ama Ne zaman kurmuşsunuz? Mesela pandemiye Bunu... mi denk geldi? Evet, tam pandeminin olduğu dönemde belki evlerde eken, şimdi belki daha bir Şimdi belki tekrar şey olsa duruyor hala şeyi aslında o sistem falan devam ediyor. Open source bir sistem o. Hmm. Bütün uluslararası arası işte 10 tane ülkede falan çalışan bir sistem. Bu üreticiyi desteklemek ve işte tüketicinin ulaşması için. Dünyada böyle sistemler var. Mesela e, bizim kendi inisiyatifimizde kurduğumuz arkadaşlarımızda Ekorite diye bir proje var. Onun içerisinde mesela gıda e, topluluk destekli tarım ağı diye ağ var. O kısımda mesela bir sürü yakınında bulunabilecek haritadan da bakabiliyorsun. İşte kooperatif gıda topluluğu varsa gidip katılabilirsin. Ya da işte gerçekten şey öğrenmek istiyorsa o kişi info.ekoreta.org'a mail atsa mesela, onu üreticiyle paylaşabiliriz, sorularını hmm. da yanıtlayabiliriz. Hatta bununla ilgili bir yayın da yapıyoruz arada mesela. Çok talep gelirse yayın yaparız, orada anlatırız. İşte hani kendi gıda topluluğunu nasıl kurarsın? Atıyorum bizim yıllarca geliştirdiğimiz Excel dosyalarımızı nasıl kullanırsın da işte o kafan karışmaz. 10 kişi mesela. Kargo da verdin çünkü. Kargoyu herkese bölüştüreceksin işte kimisi 5 kilo almış, kimisi 3 kilo, 3 kiloya göre ona kargo payı, 5 ha, doğru, doğru, hakikaten bunlar da var doğru. şeyler var yani, detaylar doğru, var. var. Hani onlar ama hepsi biz deneyimlediğimiz için aktarabiliyoruz, İsteyene aktarabiliriz. Çok iyi. Yeter ki istesin birisi, hani kendini yalnız hissetmesin, şu anda biz izleyenler de, öğrenmek isteyenleri aktarırız Evet yani çünkü yani. orna, çünkü şey oluyor insanlar böyle tam bu çeviride Zor. kaybolma gibi yani. Hani yapacağım ama mesela Hı -hı. şey de oluyor. Kendim birde bir yerel üretici bulduğunda hep soru işaretleri oluyor. Gerçekten e, doğru insana mı ulaştım? Yoksa birileri beni gerçekten yiyor mu? Aslında yediğim şey hakikaten doğal mı değil mi diye. Ama tecrübeyle yani referansı mesela işte o bu bal hikayesi gibi. Ben diyorum ki ben tanıyorum, yiyorum, işte referans oluyorum. Dolayısıyla o referansla ilerlemek, halkayı öyle büyütmek. Hı hı. Çünkü çok haklı olduğun şöyle bir yer var. Ama bu devirde yani iletişim bu kadar hızlanmışken efendime söyleyeyim işte nakliyat yani bir yerden bir yere transfer hmm. e, bu kadar hızlanmışken e, çok da gereği yok bu sanayileşmenin içinde özellikle gıda gibi hassas bir konuda kalmanın çünkü her yere ulaşabiliyorsun mesaj atıyorsun geliyor yani bir şey de yapmana eskisi gibi de değil bir gün sonra geliyor hmm. şeyi merak ederim bir de hep mesela onu da sorayım Soğuk zincir tedariği yaptığımızda mesela o bir sorun mudur hakikaten? Yani artık sorun olmaktan kalktı mı yoksa? O hala bir sorun. Ee, ama mesela onunla ilgili de İstanbul'da reklam yapabiliyor muyuz? Yap yap tabii. Ha, şey geççi diye bir mekan açıldı şimdi. Normalde sarı keçililerin e, biliyorsunuz o keçi yani aha, üretimi aha, yapıyorlar. Aha. Onları işte satıyorlar. Yani belirli bir yaşa geldiklerinde et olarak satıyorlar. Ürünlerini bütün ürünlerini satıyorlar. Onun mesela e, İstanbul'da küçük bir e, Oğuzhan diye arkadaşımız var. O, o da e, sarı keçili kendisi. E, bir dükkan açtı. Hem orada gidip yiyebiliyorsunuz hem de işte o paketlenmiş. Nerede dükkan İstanbul'da? E, Atatürk Otosanayi Maslak'ta. Maslak. E, mesela yakında bir ha, e, nokta, bir hub denir İngilizce'de ama Aha. işte Türkçe'de ne diyeyim dağıtım noktası hı hı. diyebileceğimiz bir aslında alan. Yani hani soğuk zincir Evet o kadar mükemmel çalışmıyor. Ee, hani Kendi aracı olanlar getirebiliyor üreticilerden mesela. Atıyorum Silivri'den bir üretici getiriyor. İşte tavuk, yumurta ee, ya da işte peynir. Yine İlhan Koçulu ismini geçirmiş olalım sağ olsun. O mesela normalde topluluklar üreticiyi desteklemeye çalışıyor gibi bir durum var. O da sağ olsun kendisi aslında gıda topluluklarını destekleyen de bir e, oluşumu, bir peynir üretimi yapıyor ve temiz. Ee, yıllardır ondan aslında yiyoruz onun peynirlerini yani yani daha doğrusu burada, Boğatepe köyü diyelim yani bütün. Ya burada şöyle bir şey var. Aslında burada bir sistem var, bir mekanizma var. Ee, belki biz nasıl oluyor aslında terminolojiyle falan da bu işin dışında kalıyor olabiliriz. Yani işte gıda Hı -hı. topluluğu deyince insanların aklına gıda konuşulan <laughs> bir yer. Bu hani da ama doğru. Yani konuşuluyordur ama sadece öyle bir yer ben girersem ay o ilişkilerin içerisinde ben çok cahil kalacağım. Ee, Öğrenmek korkusu. için aslında yani şöyle gıda topluluğu ben çok hayatımda gözümde büyütmüş olabilirim diyeceğim de 2014'ten beri ben gıda topluluklarının içindeyim. Hani böyle kurulması, işletilmesi falan gibi konular. Yani aslında normalde insanın aradığı bütün sosyalleşme imkanları hani birlikte işte söyleşi yapıyorsun sinema yani böyle şeylere varabilen oradan evlenip çıkan gidip işte kırsalda yaşayan insanlar falan yani böyle o kadar değişik bir şey ki yani gıdada buluşmak en temel şeyde buluşturan seni. Doğru. Bir nokta yani. Doğru. Hani, ve o fiyat bariyeri sorduğun sorudaki şeyi eğer hani o yönetilebilir bir süreç haline geldiyse şu anda işte biz onu aslında bence yönetebilir bir süreç haline getirdik diye düşünüyorum. Çünkü üreticiler de bizi anladı yani. yani üreticiye üreticiyle pazarlık yapabilmemiz zaten gerekiyor ona adil bir şekilde fiyat sunabilmemiz gerekiyor ama hani bu fiyat piyasa fiyatında bir yeri var yani hani organik tarım sertifikalı ürün normal endüstriyel ürün ha, ikisinin anladım. arası Başka mı? Şeylere, evet. Hani hem onun için adil olmayan bir şey olmasın o açıklıkta bunu konuşabilecek seviyeye üreticiyle gelip Doğru. hani işte e, abi abla sen hani zarar ediyor musun etmiyor musun? Bu fiyat sana uygun mu, değil mi? Kaç kilo alırsak seni kurtarır falan gibi. Aslında böyle çok insani bir pazarlıktan bahsediyoruz. Hani sistematik bir pazarlık değil bu. Zaten gıda topluluklarının temelinde topluluk destekli tarım diye başka bir terim var. O terimde de üretici ediyorsun ki sen bir sonraki sezonda yapacağın üretimleri ben sana önceden destek olmak, ortak olmak ve garantilemek istiyorum hani diyorsun ve önden sipariş veriyorsun. Adam da biliyor ona göre kadında işte Hem ne kadar parayı geleceğini, üretimini ayarlıyor evet, kendine. Evet. Peki işi doğru mu? Tam bu konuya gelmişken. Evet. E, hep şeyi görüyoruz ya bu sene çok gördük o haberlerden. işte e, kilosu 2 liraya üretiliyor. Hı hı. Ama e, işte Do araya giriyor 30 geliyor, liraya satıyorlar. Evet. Işte doğru. 2 liraya alıyorlar <laughs> çiftçiden e, ve 30 liraya geliyor. Sahiden de çiftçinin elinden bu kadar fahiş fiyatlarla mı çıkıyor? Bu kadar düşük fiyatlarla mı çıkıyor? Evet. Yani endüstriyel ürünler. Mesela işte atıyorum şu an rakamları biraz... E, yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz işte. 2 liraya çıktı benden. 2 i̇şte liraya buğday alıyor. Gerçekten o 20 liraya, 30 liraya kadar çıkabiliyor. Onunla ilgili bir sürü araştırma var. Ee, onun dışında yani o hal aktarımları dediğimiz şeyde işte bir hale giriyor, o halde başkasına satıyor yani defalarca el değiştirdiği için o ürün O yüzden de fiyatı, fiyatı her giderek artıyor çünkü herkes belli bu bir katma değer, yani. e, katma değer payını almak istiyor yani o aktarımdan. Ama işte bunun mesela biz bunu e, bir ya da iki yani doğrudan ya da tek bir aracı da olabilir. Mesela ben şey eskiden karşıydım, aracılık sistemine karşıyım diyordum da normalde mesela adil aracılık yapan birisi işte sen balı aldın diyelim ya, 10 tane aldın ve zorlandın. Dedin ki mesela ben bunu iş olarak yapmak istiyorum. Ama hani adil olmayan bir iş olarak değil. Mesela atıyorum %20-%30 üreticiye de söyledim. Bakın ben ürünlerinizden %20-%30 kere alacağım. Böyle bir iş kuruyorum. Bunu satacağım falan derse birisi mesela. Ben mesela onun adil olmadığını düşünmüyorum artık ve o aracılığın iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ya adil ticaret yani. gibi bir konu bu. Ama hani sen 30 kere bir sırf kar oluşsun, yani bir ekonomi yaratılsın diye 10 kere birisi dolaştırıyorsun. Başlatıyor, gibi. dolaştırıyor, fiyatını arttırıyor, bir kısmını döküyor. Yani çöpe atıyorlar ürünleri. Ya böyle şeyler var. Hani piyasadaki arz talebi dengelemek için kendi hayal ettikleri Arz-talep seviyesine ulaştırmak için ürün yakan, atan, zaten Kemal Sunal filmlerinde çok gördüğümüz işte, ıspanak atarlar böyle doğru, doğru falan. Onlar gerçek yani. Evet evet. O Ve çıkan israf, falan... israf raporu var. Hallerden çıkan israf. Yani e, hani aslında şey diyoruz ya işte dünya açlık var mı? Nasıl giderilir bu açlık falan filan. O kadar çok israf oluyor ki daha doğru birkaç gün önce gıda israf günüydü. Şimdi rakamları hatırlamıyorum ama Çekül Vakfı'nın sayfasında gıda israfla ilgili bir şey var. Sosyal medya paylaşım var mesela. Orada bayağı istatistikler yazıyor. Hani böyle inanamıyorsun. Ben yeni baktım. Yani tesadüf eseri. Bir kişinin yılda 74 kilo gıda atığı var. Hı hı. İşte e, toplam üretimin üçte birine yakın bir rakam e, şey yapıyor. Çöpe gidiyor yani bütün gıda üretiminin filan. Burada tabii endüstriyel, endüstriyel hepsi dahil yani. Bir de bu hani... konuyla öyle bir bağlantı var ki şimdi ona bu program yetmez. Bir yetmez, sonraki programımız olursa şey yani mesela bu gıda israf dediğimiz şey. Mesela salatalığı kestin, attın çöpe. Normalde ben onu yemeyeceğim ki zaten atıyorum dersin. Ama aslında o da toprağa dönüşebilen bir şey. Yani aslında onu atman da israf. Hmm. Yani sen onu mesela toprağa dönüştürsen evinde saksı, işte Saksı'da Hocam da... bunu permakültür mü diyoruz? Permakültür diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şunu Söylüyorum permakültür diye. <laughs> <rahatlayalım. gülüyor> aslında bize... permakültür bir bütüncül sistem tasarımı. Yani doğada nasıl işte bir yaprak yere düştüğünde aslında bir çöp değil o. Yani onu yiyecek böcekler, mantarlar vesaire hani bir yaşamı evet. destekleyen bir şey oluyor. Ama insan olarak baktığımızda o yere düştü. Burada ne yapıyorlar? Sokakta yaprakları süpürüyorlar çöp diye. Ama aslında normalde çöp değil. Çünkü sokak sokak değil yani. Ben Orası o bir şey... beton. <laughs> i̇şte ama aslında hani <laughs> o betonun içinde de toprak alanların olması gerekirdi Hı -hı. normalde bizim gibi varlıklar için, biyolojik varlıklar için. Ama işte biz kendi biyolojimizin dışında bir hayata dönüştürdüğümüz için dünyayı ve şehirleri ne oluyor? Burada sonra yeşil yok diyoruz işte gezi parkı kentte kalan son yeşil alanlarımızdan işte Roma bostanı yapmaya çalışıyoruz orada falan filan. Yani kendi yeşil alanımızı yaratmaya çalışıyoruz. Halbuki biz o ağacın yaprağın düştüğü gibi işte mutfağımızdan çıkan şeyi de mesela toprağa dönüştürsek, o toprağı alsak e, kent bostanlarına dönüştürsek bir köşede saksıda domates yetiştirmek küçük bir eylem gibi gözüküyor. Ama aslında hani mesela benim kız kardeşimin çocuğu şimdi küçük 2-3 yaşında balkonda domates yapıyor. 2 aydır falan sürekli Arada bir domates çıkıyor, alıyor, yiyorlar falan mutlu oluyor. Hani o gıda ile bir kere etkileşim yani hani o üretme sistemiyle senin o üreticiyi anlamak için zaten toprağa bir kere dokunman lazım. E bunu saksıda da yapabilirsin falan filan. Neyse yani o sistemi kurup bütün hayatında seni doğadan doğayla bağlayacak hayatındaki çıktıları bir girdiye dönüştürecek ve o sistemin içerisinde en iyi şekilde gezdirecek şeyi tasarlamak Permakültür tasarımı oluyor. Hani permakültür Hı. tasarımı sadece böyle çiftlik tasarımı yaptım, bahçe tasarımı yaptım falan gibi bir şey değil. Yani etik sürdürülebilir insan yerleşkeleri tasarımı bilimi diye geçiyor normalde ve bir felsefe değil. Buradan e, söylüyorum ısrarla. Permakültür bir felsefe değildir, bir tasarım bilimidir ve bütün bir bilimler, pratik yani. Bütün bilimleri de kullanarak doğadan ilham alıp doğadaki modeli taklit ederek kendi yaşamımızdaki modeli tasarladığımız ya da işte bir tasarım gerçekten çiftlik yapıyorsan da orada da bu enerji akışları, riskler vesaire bunları da hesaplayarak yaptığın bir çiftlik tasarımı düşün. Mesela o da permakültür tasarımı şeklinde yapabileceğin bir çiftlik. Anladım. Ama sen gidip işte yani. burada balkonunu da tasarlayabilirsin. Web sitesini yaparken web sitesinde ben permakültürle tasarlanabileceğini iddia ediyorum. Şok şok falan. Hakikaten şok şok. Web sitesinde mi <laughs> permakültür? Bütün hayatınızdaki şeyleri aslında oradaki anlayışla tasarlayabilirsiniz. O zaman ediyorsun. felsefeye giriyorsun ama biraz. E tabii yapalım felsefe. Hayır şey aslında söyledim. Permakültür bir felsefe değildir derken <laughs> yine kendin girdin. Bilim felsefesi diye bir şey de var. Ha. Ama permakültür felsefe değildir. Hani tamam. ama permakültür tasarım biliminin felsefesini yapabilirim. Tamam anladım. Okey <laughs> anlaştık. E, son sorum şu. E, aslında bir soru da değil bu. <laughs> Şöyle. <laughs> Dediğim gibi bu meseleden e, yani bu sağlıklı beslenme meselesine çok insanlığın kafayı taktığını biliyorum yani herkesin aslında derdi bu. Herkes de bir noktada birazcık da olsa farkındalık sahibi yani <laughs> şey giderek artıyor yani bir yandan da bu farkındalık ya bizim gençliğimizde falan geçen gün konuşuyorduk biz neler yiyorduk ya yani ne kadar kötü şeyler yiyorduk o yani çocukluğunda falan ve kimse o zaman işte. öyle şeyleri eleştirmiyordu falan yavaş yavaş değişiyor. Ama şunu soracağım. E, konuştuk ama bir toparlayacak olursak. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hakikaten internette bakıyorum evet doğal ürünler bir yerler satıyor ama onlar ne kadar doğal emin değilim. Referansla bir yere ulaşmak istiyorum. Nasıl bir yol haritası izleyeyim? Son sorum bu olsun. Buğday Derneği'nin de gıda toplulukları.org diye projesi var. Orada da bir liste var. numaralarla ve ulaşabileceğiniz hani kendi ilinizde. Dediğim gibi yine Ekoereto.org'un da içinde topluluk destekli tarımı var. Orada da liste var. Yani bu o listelerde o insanlarla tanışmadan bir kişinin bu konuyu çözmesi şu anda böyle hani bir şey değil. Tıkladım aldım gibi bir şey değil. değil. Ee, öyle değil. Öyle olmasına çalıştık ama başaramadık dediğim gibi o örnekte de. Hmm. Yani gelin insanlarla tanışın çekinmeyin hepimiz öğrendik yani bu birlikte öğrenmemiz gereken bir konu. Ve birlikte öğrendikçe de o kanallar giderek açılıyor ve hani herkesin erişebilmesini sağlıyoruz hep birlikte. Yani ben mesela gıda toplulukları gönüllüsü aktivist olmasam e, belki birçok insan haberdar olmazdı. Hani benim gibi bir sürü insan var şimdi ondan bahsediyorum aslında. hani Kendimi övmek için değil. Ama hani herkes katılsın, etrafına bunu anlatsın ve bunu biz yayarak bütün sistemi dönüştürme şansımız var. Yani şu anda daha çok mesela bildiğimiz temiz üretici var. Dediğim gibi o pazarlık yapma hani insani pazarlık, adil pazarlığı yapabildiğimiz masaya oturduğumuzda menfaat hani o kaygımız yok yani. Hani ben arıyorum üreticiyi normal normal paradan konuşabiliyorum. Ben, Sünnettir zaten. Yani parayı, parayı konuşmayı da seven bir insan değildim ben. Ama hani o artık emeğin hakkının nasıl sağlandığı ve bunun adil olmasının nasıl sağlanabileceği üstüne de hani konuşmak gerekiyor o açık açık bütün masraflar, riskler, bunları da konuşmak, masaya yatırmak. Ee, bunun giderek açıldığı bir döneme girdik zaten hani 2017'den sonra girmiştik çalıştaylardan sonra. Şimdi de o bilinç var. Yani çok daha rahat bir ortama girecekler. Biz daha böyle hiç ortada bir, böyle bir şey yokken, üreticiyle iletişimler zayıfken falan uğraştığımız bir konu. O yüzden hiç herkesin içi rahat olsun. Gelsin üreticiler de zaten bu konuda açık. Hani temiz üreticileri de az çok bildiğimiz insanlar var yönlendirebiliriz sorduklarında. İletişimde kalalım birbirimizi tanıyalım dayanışalım. Bu bölümün açıklamalarına da bahsettiğin konuda yani yardımcı olabilecek linkleri koyarız. Oradan Hı. da aynı şekilde bulabilirsiniz bulabilirler. Dolayısıyla hani doğru gıdaya sağlıklı temiz doğal ürüne ulaşmak için de böyle bir katkısı olmuş olur bu programın. Çok teşekkür ederiz geldiğin için Alper. Biz çok teşekkür ederiz <laughs> ve gıdaya ulaşacak insanlara da şimdiden sana teşekkür ediyorum. Eyvallah, adına. eyvallah. Estağfurullah ne demek. Estağfurullah. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bugün gıdadan bahsettik. Temiz gıda meselesi, doğru gıda, sağlıklı gıda, pestisitlerden ve başka yabancı maddelerden arındırılmış gıdaya ulaşmak önemli sayeden Umarım bu konuda bu bölüm size yardımcı olur. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.